9 Mart 2024. Şimdi sular altında kalan Tekkale köyünün aşağıki mahalle, Taşbaşı Mahallesi değil mi aynı zamanda? Evet, benim bir şeyler desem oraya. Acaba başbakan duyar mı acaba? Duymaz olur mu? Sen iste. Ama kita çak da orada değil. Aynen, sırtın orada başında anlat teyzem sen. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor yukarıya doğru. Ben buraya gelmeyi planlıyordum çok zamandır. Yolda bu ablalarım, teyzelerim tam gideceğim mahalleye gideceğini söyleyince onlarla beraber eşlik ederek hem yolu öğreniyorum. Böyle bir yerden yukarıya şöyle arabayı orada bıraktık. Yolculuğumuz devam ediyor. Abi anam sahibi hakkını aldı verdi. Onun parasını vermediler. Devlet. Ne de ev verdi. Kirayla oturuyorlar. Evet. İbrahim gitti de. İki kat evleri var da bu havuzda da zaten korurdu da. Kaleden aşağı. İki tane ahur. Hiçbir şeyimiz yok orada şimdi. Şimdi tepeyi de aşacağız. Tepeyi aşacağız da oraya çarp biraz otururuz oraya. Tamam. Yok sarp bir yer var mı yani böyle çıkmanıza şey ona göre önlem alalım da teyze. Artık oradan yani dereye gireceğiz, dereden çıkıp şey tamam. Çıkacağız işte. Tamam o zaman tepede devam edelim muhabbete. Hadi bakalım. Evet şimdi tırmanışımız buradan yukarıya doğru başladı. Zorlu bir patika yolu burası. Tekkale köyünün Taşbaşı Mahallesi, aşağıki mahalle aynı zamanda. Evet. Aşağıki mahalle. Ablalarım, teyzelerimle beraber yukarıya devam ediyoruz. Bakın şu mahalleye ulaşacağız. Evet. Orası tamamıyla suyun altında kalmıştı. Evet. Yukarıya kadar, yukarıdaki su deposunun olduğu yere kadar su altında kalmıştı. Şimdi yeniden gün gün ortaya çıkmaya başladı. Nasıl bir yoldan gideceğiz? Tekrar buradan çıkıp böyle buradan aşağı doğru şöyle buraları takip edeceğiz. Sırttan aşıp gidip oraya yani maneviyatın ne kadar önde olduğunu göstereceğiz aynı zamanda. Çünkü buraları aşıp eski evleri görmeye, hatıraları görmeye gideceğiz. Keçilerini de görebilirsin mi? Bak onlar da orada. Hani o keçiler? İşte o tikin ardıçtan oraya bir bak oraya dizilmişti bak. Gördüm. Bak şurada da av keçileri var. Şimdi yanına yaklaştığımızda kaçıp gidecek onlar zaten. Çok hızlılar. İşte av keçilerinin, dağ keçilerinin gezdiği yerde şu anda biz geziyor olacağız. Gidip biraz özlem ve hasretimizi gidereceğiz. Ara ara gidip böyle görüyorsunuz değil mi teyze burada? Nasıl duygulanıyorsun sen değil mi? Konuş, sen anlatmak istediğini anlat her şeyi. Sen şey yapabilirsin, istediğini konuşabilirsin. Sayın Cumhurbaşkanım, ben 15 yaşındaydım, abim var hastadı, akıl hastası oldu. Çalışması yok, gücü yok. Evimizi sokamadık. Korkumu götürdü otumla beraber. Evimi götürdü, bir de ev vermediler. Ben kız kardeşlerimin yanına taktım, eşyamı birazını da deponun oraya yedireyim, şimdi getireceğim. Bana bir imdat, kime diyesem diyelim ki zaman kaybını uğradı. Niye zaman kaybı? Ben kalktım kalkandan beri bu baraj olacak diyeler de zaman kaybını uğramıyor da daha bir senelik işe zaman kaybını uğruyor. Ben ne yapacağım? Benim ağabeyim hasta, eşimden ayrılmışım. Bir annem var, yüzü kuyulu gece, ben kimin, ben de onu kimin yüzü kuyulu geceyim. Bir kolum var, 3 tane saçma var kolumda. Silahıyla bile vurdular beni. Kafilden o zaman çıkadamadılar dedi adam. Şeydi, neydi o adamın ismi ya, o doktor. Fikri. Fikri Bey'e gittim. Dedi ki kızım dedi, çıkadıram o saçmaları kolumdan. Parmaklarını çeker, çıkadamam dedi. Hala o gün bugün kolumda ağrıyor. Benim ne yapmaya gereğim var? Benim evimi yerinde yapsın bana, devlete teslim etsin. Benim aylığım yok, gelirim yok. Verdiğiniz 150 lira para, 50'sini daha mallarıma ot aldım, yem aldım, tükettim. 100 liraya bana ev yapacaksın, ben evime kurayasın ya da babamın evini yıkıp durmayacağız. Evet, ben zaten sizlerin bu sesi olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda hatıralarımızı koruyoruz. Şimdi yolumuza devam edeceğiz değil mi? Ablalarımız yürümeye başladı. Görüyorsunuz böyle bir dik rampayı aşağı. Evet. Ve buradan şu anda böyle insanın gidemediği bu yoldan şu anda biz tahta arka getireceğiz oradan gelirken. Ben de boş gelmeyeceğim. Oradan bir yük alıp bu tarafa doğru tırmanışımız devam edecek. Yolda tesadüfen denk geldik ve böyle hikayelere zaten doğaçlama denk geldiğimiz zaman
daha bir anlamlı oluyor. Nereye varacağız? Bakın tam buraya. Taşbaşı Mahallesi. Köydeki vatandaşların deyimiyle aşağıki mahalleye. Bu sarı toprak rengi maden olarak, maden sahası olarak da bilinen bir saha burası. Şimdi biraz yumuşak bir toprak. Eski topraklar olduğunu da görüyorsunuz zaten. Teyzem nasıl gidiyor? Şöyle göstereyim sizlere ne kadar dik bir yerden yukarı çıktığımızı. Belli oluyordur umarım. Nasıl bir sarp yere aşağı yürüyoruz. Şu anda aslında tehlikeli. Bunun bir de şimdi dönüşü var. Dönüşünü şimdiden düşünmek istemiyorum. Şu an aşağı doğru iniyorken biraz bunun şeyini göstermeye çalışıyorum. Dönerken muhtemelen yukarı doğru tırmanırken bu kadar iyi bir şekilde çekemeyebiliriz. Aha da düştük. Yavaş. Şimdi ben şuralar boğaz biraz. Oralarda kısa kısa görüntüler çekeceğim. Çünkü zemin de ıslak. Ve işte bu insanların hikayesine ortak oluyoruz. Sesi olmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle dediğim gibi barajın birçok belgeseli var ama ardında kalan hayatların da neler çektiğini göstermemiz lazım. Bakın. Yani keçilerin gezmiş olduğu bu yerde vatandaş buradan şu anda bir daha o kadar çukura indik ki yeniden tepe çıkacağız. Burada yürüyerek buradaki insanlar oradan bir de arkalarına yük alıp yeni taşınmış oldukları eve eşya taşıyorlar. Çünkü su hızlı dolmaya başlayınca yetiştirememişlerdi. Tam Karadeniz insanının hikayesi işte. Bakın yolumuzda bir de neresi var? Tarihi Tekkare Kilisesi Kalesi. Söylen biraz yanlış oldu. Tekkare Kilisesi Kalesi diye. Çünkü kilise de var biliyorsunuz çok tarihi eser olarak. Buraya da suyla beraber çıkmıştık. Şimdi biraz daha düşmüş seviyesi bariz ortalarda. Karede görünmeye başlamış. Ve yolculuğumuz devam ediyor patikada. Teyze sen gittin mi bak taş geliyor kafana değmesine. Abla sizin ayakkabılar müsait değil. Tutayım mı ben? Yardım edeyim mi? Elindekini at bana. At elindekini at. Heh. Tamam at abla sen de aşağı doğru. Bir yere tutunun ona tutunacağım diye şey yapmayın. Dur. Ben gelirim. Bekle abla. Abla bekle. Bekle. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Teyzemiz oraya geçti. Ve devam edeceğiz. Biz de nereden aşağı devam ediyoruz? Şöyle buraya, bu boğaza aşağı doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Zorlu bir yoldan bu sefer yüklü geleceğiz burayı. Sırf oradaki eski hatıralarımızdan bir şeyler alıp getirmek için. Zorlu bir arazi. Bayır aşağı doğru iniyoruz. Kale buradan da görünüyor. Bunun etrafını döndük şimdi. Yükümüzü de aldık. Heh, şurada yavaş. Ulan yavaş gene aşağı düştük yavaş. Dönerken de buradan mı döneceğiz yine? Yok, giderken arkamızda. Tamam, oradan devam edelim. Oradan var mı yol? He, orada var. Tamam. Burada neydi gene? He. Önceden bu yoluyla buradan yani abiyle açtık. Az daha barak çıkana kadar, yıkayana kadar buraları. Direkt gölün kenarında yürüdüz ha.
Allah korumuş. Bizler, devlet bizi belli etti. Bu söz devleti bu söz. Suriye'den gelenler adamlara kapı açtı, bize kapımızı bile açtı. Allah korusun. Evet. İyi buralarda düşmemişsin suya muya yoksa? Ya da oralardaki malzemelerimi göstereyim, evi yık göstereyim, kaltavarı göstereyim, yıkık yeri koyki göstereyim. Alay bir şeyimizi su aldı gitti. Devlet kendi para kazandı biz de kaybettik hep. Diğer abla gelebildi mi abla? Geldi. Onu biraz bizlere. O biraz da biraz da şeyden yüksekten de korkuyor. Abi oradan yani boğazı. İşte kazmamız olsa elimizde şimdi ne güzel kazı tutuklayan değil. Yumuşamış biraz da. Evet. Aslında yazın gene bir ara gittik o tutlağı sallama için. Şey biz biraz daha şey yapsın bir dahaki sefere kazma kürek basalım bir şeyden şey yapalım. Bastığımız yeri az böyle şey yapalım. Şimdi oradan götü buradan götü öyle değil şey yapalım. Tamam öyle yaparız. Bir dahaki sefere bir tane bende de var iyi bir kazma. Aa bak yolu bulduk herhalde az bir şey diye. Yol. Yol dediğimiz işte bu yol. Yani şu anda yürüdüğümüz düz basabildiğimiz yere yol diyoruz. Normalde yol değil. Burası bir keçi yolu. Ama buraya içeri adım adım insanlar ne yemeklerle nerelerden vazgeçmiş. Devletin yararını olabilmesi için. Çünkü baraj tamamıyla enerji yükünün çok büyük bir kısmını sırtlanıyor. Arkasında bıraktığı hayatlar ise böyle. Bakın Allah korusun. Böyle ufak bir hatada ayak kayacak olsa aşağı doğru göle. Daha şu yukarıdaki en görünen vadiden buraya kadar geldik. Ve yolumuz da devam ediyor. Küçük bacımın yanında kaylara. Senin... Tamam. Durdum. Ufak. Anne, tamam teyze ben kalkarım ben. Sen evim yok, barkum yok. Evim yok, barkum yok. Şimdi benim evim eşyası bu cevabı olmayacağım. Yarısı da oralar da alalım. Hadi bakalım gidelim. Az daha. Gidiyorduk güme. Ama şükür kurtardık. Hadi bakalım. Bu sefer en azından patika bir yol. Yani çok şey bir yol değil. Bakın gölün gelmiş olduğu yükseklik buradaki tahta parçalarından anlıyorsunuz. Buraya kadar yükselip buralarda kıstırmış ağaçlara. Bizden de anlayacağınız gibi yine mat bir görüntü var. Göl hemen ayağımızın altına kadar gelmişti. Ve şimdi geriye doğru çekiliyor. Burası da Tekkale köyünün karesi. Şimdi teyzemin de elindeki çuvalı almak istedim. Elim zaten dolu dedim bunları da hani yük etmeyeyim. Ama bana dedi ki ben senden iyi gidiyorum dedi. Haklı biraz önce düştüğümü görünce. Evet. Şimdi biz yola kavuştuk. Yani burası köyün eski yolu. Bataklıktan da anlayacağınız üzere su yeni çekilmiş daha burada. Hemen şurada da gölün seviyesini görüyorsunuz. Çekilmeye devam ediyor. Burayı sizlere ta yukarıdaki tepenin oradan gösteriyordum. Bakın buraları açtık geldik. Yol arkadaşımız, o iki ablamız da daha burada tepede görünmüyor. Neredeler? Ağacın arkasında kaldı. Tabii ben eski toprak teyzemin peşinde bastığı izlere basarak devam ediyorum yola. Tamam. Tamam anladım. Yok daha oralarda düşmedik ya. Gel abla. Siz de gelin bir emniyetle inin aşağı. Oraya aşağı inaydık bacı. Abla biz soldan indik. Sol daha müsait. Tamam siz nereden kolayınıza gelirse. İpi mi diyorsun? Dur. Belki de düştü mü? Dur bakayım bak. Dur. İçinde mi ip?
içinde düşmüş. Ha ha, tamam, burada düşmüş. Burada al, tamam. Al, he. Tamam, ben alırım, ben alırım. İyi, yakın yerde düşmüş Allah'tan. Görüyorsunuz yani, çuvalı aldım ama içinden ip düştü. Az daha bütün emeklerimiz suya gidecekti. Yoksa bir daha bayıra çıkacağız. Yolumuz böyle. Hemen bakın, Taşbaşı Mahallesi de görünmeye başladı. Orada devam edeceğiz çekmeye. Evet, zorlu bir yolları açtık geldik. Nasıl bir yoldan geldik buraya? Şuradaki yolu kullanarak, yani daha doğrusu yol değil, tamamen dağdaki böyle elleriyle yazdan beridir yapmış oldukları malzemeleri çekerek buraya geldik. Abla, senin evin hangisiydi burada? Benimki mi? Evet. Ha, bu görünen abla. Burası. Ne hissediyorsun? Üzüntü. Üzüntü. Ne hissederim? Yıllar ömrümüz bu mahallede geçti. Yeniden meydana çıktı. Evet. Sanırım bir hafta falan oldu değil mi meydana çıktığını? Anca. Evet. Çünkü böyle gün gün düşüyor. Evet. Bugün de görebiliyor musunuz peki suyun düşme şeyini falan? Ben gelmemişim. Yakında da bununla gelmişler, görüyorlar yani. Hissediyorsunuz değil mi? Her gün bir düşüş var. Biz otomun ki cumadan bu yana, oradan bu yana gelinmeydi kardeşim. Abi, o, yan, o yolun üstündeki duvar var ya, o duvarın burnundan bu yana gelinmeydi. İşte o kadar düşmüştü. Bu mahalle tamamıyla su altına kalmıştı değil mi teyze? Tamam, tamam. Yani, abi gitmedi şey. O yer belli işte orada. Hayır. Teyze, ne hissediyorsun şimdi bakınca mahallene? Vallahi ben çok üzülüyorum. Çok merak ediyorum, çok. Benim buradaki, benim paskam ondan verdiği saray evinden daha güzeldi. Evimi geri versin bana. Taşın dibine koydular bizi. Taş geldi vuruyor kafamıza. Yarın da gelip yatakta olduracak, hiç kimsenin haberi yok. Allah korusun, evet. Allah korusun. Anladın, aynen öyle. Yani. Bizi o böyle dik şeyin dibine dönüyor. Evim yok zaten. Hala göstereceğim, yıkık evrim, evim. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Devam edelim oraya doğru. Hadi devam edelim. Evet, bakın şimdi 711 kodu diye bahsettiğimiz, sürekli hani suyun çıkacağı en son nokta, seviye diye, burada da köyün en üst kademesinde yer alan su deposuna vurulmuş. Ama su seviyesi buraya çıkmadı. 705'ten geriye doğru döndü son 6 metreden sonra ve bizler de geriye doğru geldik. Değerli gördüğümüz eşyalar, değerli dediğimiz işte bunlar, bunları almaya geldik. Mahalle şöyle, buradan aşağı tamamıyla su altına kalmıştı. Bakın, suyun altında kalmayan bir zeytin ağacı zaten şu anda yine yemyeşil bir şekilde duruyor ama buradan itibaren aşağı doğru bütün ağaçlar suyun altına kaldığı için boğdu su ve kupkuru her yer. Karşıda da Meşecik köyü var, orası da suyun altındaydı komple. Orası da yeniden meydana çıktı. Sizlere karşıdan burayı gösteriyordum geçen hafta. Bugün buradayız. Emeklerine sağlık. Bu teyzelerim, ablalarım sayesinde buraya geldik. Yolu gösterdiler. Biz de şimdi eski hikayelerimizi hem de anılarımızı yeniden canlandırmaya devam ediyor olacağız. Aşağı doğru gidiyoruz değil mi teyze? Ev aşağıda mı? Ev aşağıda da, malzemeler oraya. Ha, sen oraya mı koydun malzemelerini? Kimisi işte bunlar, hep benim. Onlar mesela su seviyesinin üstünde. Su bir de artsa da götüremez. Oradan da işte yol lazım biraz. Oradan artsa götüremez. Millet götürür. He, millet götürebilir dediğin gibi de. Millet götürür. Ama bunlar hep benim. Bunların hepsini buraya çıkardın. Düzdün he teyze. Yavaş yavaş. 4 tane sandığım var idi. Esas benim kendi ceviz sandığımı götürmüştü. Bu saçların altında 3 tane sandık var. Şimdi biz buradan dönerken ne götüreceğiz geriye? Tahta bir şey mi yoksa? Buradan geriye dönerken ne bileyim işte samanlar var orada, dört balla otlar var. Tamam, ot saman götüreceğiz. Efendim sana söyleyeyim, ne bileyim sanduklarımdan da götürsem iyi. Tamam. O kenar düzün gerisinde de ben 3 tane sandık, 4 tane ile birini kimse kaçırmış işte. Tamam. Ben yarlık götürüyordum, bir turdum da bu sefer de kızımın beşiğini götürelim. Kızının beşiğini. Evde mi beşik? Beşik burada. He, buraya getirdin koydun abla. Tamam, onu da götürelim. Giderken o zaman beraber dönmeye çalışalım da ben size ayak uydururum, beklerim ben. Benim bir acelem yok. Tamam. Giderken he, en azından bir tane bir şey götüreyim ben de. İnşallah. Şu an burada yürüdüğümüz yerde suyun altındaydı komple. Bakın buradaki bu direk de mesela komple suyun altında kalmıştı. Teller falan halen daha üzerinde yer alıyor. Aslında bunlar da
milli değer. Yani sonuçta bunlar alınabilirmiş, alınmamış. Alınsaymış burada niyetini sonuçta kullanılabilir. Evet, şimdi biraz mahalleye doğru, aşağı doğru inelim. Evlerin yanından yeniden çekmeye devam ediyor olacağız videomuzu. Çünkü uzun bir mesafe var. Buradaki hayvanları mesela ne oldu teyze, buradaki hayvanlar? Orada alan daraldığı için kedileri hep boğdular oğul. Hep boğdular kedileri. Suyun altında mı kaldı? Yok, köpekle boğdular. Ha, yeni köyde köpekler tad vermedi, boğdu. Anladım. Tamam, yani burada boğulmadı, suyun altında iyi. Burası değil mi? Bu ağaç ama. Vay be. Mehmet Emirhan evi fena oturtmuş yere ha. Şimdi buraları hiç kesmeden hemen hemen bütün evleri çekmeye çalışalım. En azından. Abi otla benim duru. Bunlar bu sen çürüttü devleti. Suyun altında kaldı, çürüdü değil mi bunlar? Maşallah bu ne kadar tut. Hep tut ağacı. Demir kıran tanıyorsun. Tanıyorum tanıyorum. Buraya bak, kaç metrede kaç tane tut ağacı. Evet. Hep tut ağacı bu maşallah. Şimdi bu ev kimindi? Burası Zeki Demir kıran abisinin. Zeki abinin abisinin. Anladım. Orada bir tane evde çıkmaya başlamış yeni. Nerede var? Onu oraya bağlamıştım diyelim. Ek yaptım ona da. Bu bizim nerede var? Bu da bizim Merek, gel temiz çek kardeşim. Senin Merek hep ardıç ağaçları, ardıç direkler hep. İşte bu ot da öyleydi. Bir tane yaba mı, bir tane demir dirgeni mi. Uç katta korkuydu. Bir altına büyük baş hayvanlar içeri dedik. Bu orta ağacından bu yani küçük baş hayvanlar içeri dedik. Orası korkuydu, üstü bir daha korkuydu. Uç kat. Bu sok oturmuş işte. Devletin yaptıkları bize böyle. Biz de vatandaş. Devlet. Vatandaş ben. Hadi bakalım. Gidelim teyze. Şimdi aşağıda devam ediyoruz. Aşağıda devam edelim. Harmanı da çekelim. Eylemeyelim. Hiç fark etmez. Sen senin gönlün nereye şey yaparsa oraya götür beni. Harmanı da çeker o zaman kardeşim. Göster. Sen nereye çektirmek istersen orayı çekerim, gösterelim. Oturup izlediğimizde. Mehmet şey uzun diyedin mi? Heh. Bu da onun evi. Mehmet Uzun'un evi mi burası? Evet. Ters Mehmet'in evi burası diyorsun. Mehmet dayının rahmetli, Mehmet dayının da evi burası. İyi, Fadime abla buraya gelmiyor. Geçen hafta onu başka bir yere götürdüm. Yolda denk geldi aynı sizin gibi. Arabayı aldım. Mevzeye götürdün. Dedi ki ben o tarafa gidiyorum dedi. Tünelin öbür tarafına bıraktım. Bu da Hüseyin Sucu'nun babasının evi, Talib inen de Ahmet abiye bıraktı, kendi dibdaki evi aldı. Bu da ondan. Burada da yine görüyorsunuz direkleri. Teller de üzerinde. Böylece suyun altında kaldı. Zaten direğin şu üst seviyesinden anlayacağınız gibi oraya kadar su seviyesi çıkmıştı. Bu insanların hayatlarına dokunmaya, barajın ardında nasıl izler kalmış, onları göstermeye çalışıyoruz. Özellikle teyzemizin çok dertli çünkü hak sahibi de olamamış. Ve görüyorsunuz hak sahibi olduğu yerlerde şu anda halen daha anılarını canlandırıyor. O kuzularıyla karmanca vardı. Orada kaltavarı var idi. O kaltavarı pek yıkmış götürmüş. Şimdi kaltavar bazen hani şey öyle tanıyamayabilir. Kaltavar ne demek diye. Kaltavar ne demek diye. Evet. Dibinde karman makinesi duruyordu. Tamam. Üzerinde de sapı yıkardık. Tamam. Merek gibi bir şey yani. Evet. Merek gibi bir şey. Samanlık, merek. Anladım. Sapı yıkardık. Burada. Biçerdik sapı yıkardık. Kurudurduk. Ondan sonra buharmanla tokardık. İslanmasın diye o kuzularla dökdük. Oraya yıkıyorduk. Burada pirinç şey falan oluyordu böyle ya. Pirinç bu köyde de Tekkari'de. Ekin. Ekin. Ama pirinç de oluyordu değil mi? Buranın pirinç, şu başladık. Pirinçimiz de vardı. Oraya götürdük. Hayli birkaç yol da. Pirinci o şeyden aşağı ekledik. Köprüden aşağı. Rampaletten aşağı. Tamam, karıkları biliyorum. Bizim bizim mahallenin su bendi de oradan da şeyden evet. Oradan kaldırıyorduk su bendini. Orası kapkarydı. Az yukarısın. Kapkar. Bu arası da şey. O
Kaladan aşağısına zaylan kevderdiler. Kaladan yukarısında kala dip. Evet. Şimdi devam edelim ve aşağı doğru. Edelim. Hadi bakalım teyzem. Diğer yerleri de çekelim. Sen söyle, dur şu videoyu kapatayım alalım. Hangisini alacağız? Bu ucuna açar, o bizim yapın. Şunu değil mi? Şu havada kalanı mı? He. O havada kalanı alacağız, tamam. Ama o bir şey alalım. Şimdi ta yukarılardan başladık inmeye. Tek tek de herkesin evini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü burası tamamıyla su altına kalan bir mahalleydi. Aşağı doğru devam ettiğimizde teyzem bizlere şimdi hem evlerin sahiplerini tanıtıyor hem de biz de elimizden geldiğince bütün evleri çekmeye çalışacağız. İleride izlenildiği zaman hatıralar canlansın. Bu ev kimindi teyze? Bu 99 yazan. Işte, Turan Berberlemiş'in Fethullah'ın. Tamam. Şimdi Abdi de o. Bu işte, evler? Bu ev işte Nazım Aslan'ın. Burası yıkılmıştı. Hüseyin Suci'nin. Yıkılmış tabi, tahribat gördü. Orada Fethi Kuşu'nun. Şu, geriye doğru bayılmış ev, göle doğru. Suyun içinde de bir merdiven var. Bu su düştüğü zaman o kısmış oraya, o çıkar. Burada Ahmet Bilgin var. Evet. Onun babasının eviydi. Orası da Muammer Sucilah'ın eviydi. Şurası. He, orası. O şey Muammer dayı mı? Bir tane pehlivan var ya. Güreş. Antalya'da yaşıyor. Antalya'ya gitti işte. Burası. Orası. Bu inci tamam. Var. Ona atacağım bu videoyu. Özellikle atacağım ona bu videoyu. Benim alt tarafta komşum o. Öyle mi? Hı. Sen de Antalya'da evin var be. Yo. Burada. Antalya'da evini arıyor bizde. Fakir adamın neyi? Evet. Fakir adamın neyi? Doğru dedin. Giderim. Yenge düzenledi kardeşim. Bak ben 15 yaşındaydım abim. Hastalandı. Evet. Tükenimiz var idi. Mahalle bakkal yazarlar duruyor. Tükeni yıkmamış. Gene kapısı açık duruyor da. Terekle melekle üzerinden geçer evimizi. Daha senin evine varmadık değil mi? Hayır. Şu an daha mahalleyi tanıtıyoruz. İşte ortasında geliyor. Burayı işte o Turan Berberler'in ahoriydi. Orası. O yıkılan yer. Yıkılmış burası. Burası Hacı Duman'ın idi. Ahori. Evet. Buraya ahola var idi. Burada arada bir Ali Demirkıran'ın ahori var idi. Burası Mehmet Demirkıran'ın ahori idi. Burası da yine Mehmet Demirkıran da işte şimdi bacımın kaynatasını. Burası Zemzi Sucu'nun ahori. Efendim. Burası da Ethem Sucu var idi. Onun evi. Özlüyorsun değil mi teyze komşuları şeyleri? Evet. Böyle tek tek anlatırken bile eski anların canlanıyor gözünde. Evet. Burası da sanitayım günü. Şimdi birinin adı Hasan, doğulun adı. Hı hı. Ondan şu isimle yaz. Başka bir adı. Saçı derim ha. Evet. Bu ev de onlandı işte. Hikmet Taş'ın dedesinin evi. Burası? He, sanitayım. Tamam. Anladın? Tamam. Şimdi oldu. Bunu yıkmadı. Buna beton tokmuştu sanitayım. Alttan koku çıkmasın değil de. Hı hı. Burada benim evim işte. Aha, geldik senin evine. Buradan bu yani. Evim. Burası benim evim. Yani tabii herkes videonun başından beri şey diye şey yapıyoruz ama su çok tahribat vermiş. Ahorumun çizgi üzerinde evimi de pak götürdü. Bir sazlarını aldık orasını. Burasını da almadık. Kilit bile kilitli kalmış. Ahırın kapısı. Burada işte mahalle tükeniydi bak. Tükenin içi bile böyle tereklamız her şeyini gel bak. Burası mahallenin bakkalıydı. Eskiden bakkal, küçük bakkaldı. Bunlar da eski terekler değil mi teyze? Hiçbir zaman sokamadık işte. Abim hastaydı. İbrahim'in de bel fıtığı var belinde. O da bir şeye gelemedi. Aman yine düşeceğiz. Gel. Bilgen de aşağıdakilerini ancak kavuşturdu. Suyu ama boğdular başımız. Evet. Odanın kapısı da burada. Giriş buradan mıydı? Burada oradan bu yani abim dururdu ailesiyle. Evet. O yanki tarafında da annem ben dururduk işte bir daha. Kaç ailenin ocağı burası? Biz baştan 9 nüfusuyduk bu yurt. 9 nüfusun ocağı burasıydı değil mi? 9 nüfusun ocağı burasıydı. Sonraki yerde uşakla büyüdüler çocukla da aşağıki semer yaptığı yeri istediler torunları. Evet.
Önceki yapıyı söktüler, sonra alt üst iki kat yaptılar oğlan, beton bina. Alt katta anasıyla babası duruyordu, üst katta şey. Şimdi oradan mektup gelmiş ki böyle bir şey yoktu. Nasıl yok? Aha, burası ne değil mi? Bura değil, o aşağıdakinin yanında. Orada da da var. He. Bir tane de dedemin evi vardı, burada her onun üstünde yine üçü demir kıranlarla avukat aralık vardı aramız aşağı. Hı hı. Oraya o yani gidiyorduk. O dedemden kalan bunu babam yaptı. Aşağıdakini de torunlar soktu yaptı. İşte böyle. Hala o makine yaptığımız yerinde kapısı da yine üzerinde. Evet. Burası suyun altında rahat bir 50 metre falan altında kalmış burası. Evet. Çünkü zaten göl seviyesi hemen burada. Suyun düşmesi de bir 45-50 metreyi bulmuştu. Ha, burası da. Zaten izden anlayacağınız gibi bakın. Burası da Zeytin Albayrak'ın evi. Evet, Zeytin abinin evet. Tamamdır. Onu da tanıyorum kendisini şahsen de. Evet. Bu çatlaklar yavaş yavaş suyla beraber aşağı doğru oluşan çatlaklar burada bildiğiniz gibi. Yol var idi. Burada şimdi Yaşar Albayrak. Albayrak'ın. Ha bu evt. Evet. Burada on. Ha bu Melek'te. İşte şimdi Ömer abi yaptılar. Ömer Yılmaz. Ömer Yılmaz'ın burası evet, da. Ha orada Feyza'nın babasının işte. Burası mı? Selim Yılmaz'ın. He. Bu tuğlalı yer mi? He bu tuğlalı yer. Hı. Burası da yıkılmış. Yolunda son bu taraftan gelen mahallenin tarafından gelen seviyesi. Burası da onun abisi Veysel Yılmaz. Burası. Ha bu altı. Hmm. Burada ona ait. Abi evde şeyin dur. Bir zamanlar Ali Berber vardı ya çarşıydı. Evet. Onundu. Ha o yukarıki de Ali Demirkıran'ın eviydi. Ha orada şimdi şeyde oturan Aziz Kuzli var ya onun. Şeyde okulun altında oturuyor. He o yakında oturuyor. He, aşağıda sen okulun altında oturuyor. Odayı tanıyorum onu da. He. Odayı da okulun altında oturuyor aşağıda yeni yerde. Burası eski yolu mu teyze? Burayı işte dere kapıya giden. Dere kapıya iniyordu. Aşağıdan böyle şuradan sağ tarafa dönüyordun. Evet. Tekrarın o dere kapıya gidiyordun. Dere kapıya geçiyordum. Tamamdır. Orada İbrahim Aslan'ın evi. Hı-hı. O yanki. Bu da şimdi bilmiyorum. Muheddin'de miydi? Muheddin Suci'de miydi? Ahmet Suci'de miydi? Onların babalarının eviydi. Sefertay'ın evi. Burası. Abu evet. Burası. Şimdi ne? Burada bir tane de böyle bir kısa bir çekim yapalım. Nerede olduğumuzu konum olarak sizlere bir daha tarif edeyim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Caminin arkasındaki tut. Cami bunun altında. Daha çıkmadı. Daha oraya kadar inmedi su seviyesi. Esas oraya kadar inmemiş. Küçük ablamın evleri de az daha o yanda duruyor. İşte oraya inmemiş. Yani gün gün takip ettiğimizde bakalım nereye kadar çekilecek. Evet. Biz izleyeceğiz. Biz gelir. 3 günde bir, 5 günde bir. Denk geleceğiz demek ki yine. İnşallah. İstersen numaramı bilmem. Benim okulum yok da. Öyle bir yani bir. Denk geliriz zaten. Ben buralara sık sık geliyorum. İlla ki karşılaşırız. Anki rastladık. O evet. An gelmişsin de. Evet. Yo buraya ilk kez geliyorum. Buraya ilk kez. Tamam, ama diğer yani, ha diğer. Yani ha, aynen. He. Yolda molda kimse denk geldi mi alıyorum ben aynı sizin gibi. Çok sağ ol Allah. Böyle hikayemiz ortaklaşıyor zaten. He.